Türk Koordinasyon Kurulu 3. dönem toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü. Evet, teşekkür ediyoruz. Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü. Son bir yıldır tasarruf tedbirleri en üst seviyede. Yatırımlar da bu anlamda olabildiğince tasarruf tedbirlerine riayet edilerek önceliklendiriliyor, planlanıyor. Burada yapmamız gereken yatırım programında olan işlerin hızlı bir şekilde ihale edilmesi, özellikle de bütçesi olan parasal harcamaların yıl sonu itibariyle tamamının kullanılması. Zaten kısıtlı olan yatırımlarda harcamalar düşük kalırsa, yeterli derecede kullanılmazsa bu kamu kaynaklarının etkili, verimli kullanılmadığı anlamına gelir. Bir deprem riskimiz var, biliyorsunuz. 10 saniye sonra mı olur, 10 yıl sonra mı olur, 100 yıl sonra mı olur, bunu Allah bilir. Ama bize düşen, başta kendi binalarımız olmak üzere şehri olabildiğince afetlere hazırlıklı bir hale getirmemiz. O açıdan AFAD Müdürlüğü'nün zaman zaman sizlere yazdığı, sizlere bildirdiği konuları rutin yazı olarak değerlendirmeyin lütfen. Bunların gereğini yerine getirmemiz gerekiyor ve afetlere hazırlıklı bir şekilde beklememiz gerekiyor. Hamdolsun hiçbir riskli okulumuzda eğitim öğretim devam etmiyor. Bu idari binalarımızda da aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor. Suriçi başta olmak üzere tarihi mekanlardaki idari binalarımızda hizmet veren kamu kurum ve kuruluşlarını olabildiğince farklı mekanlara taşıyacağız. Amacımız şu: Sultanahmet'te o tarihi dokuyu yormadan, tarihi dokuya zarar vermeden kültürle ilgili, sanatla ilgili bir atılım yapmamız. Burada birkaç kurumun taşınma süreci, birkaç kurumun farklı binalara gitme süreci başladı. Diğerleri de peyderpey olacak. Tasarruf tedbirleri milletimizin çok önemsediği ve gerçekten de kamu vicdanında yer bulan çalışmalar. Bu açıdan harcadığımız 1 lira, harcadığımız 1 kuruş kendi paramızdan daha önem atfederek vatandaş baktığında ya bir sıkıntı çekerken kamu kurum ve kuruluşları şu gereksiz harcamayı yaptı demeyeceği fotoğraflar vermemiz lazım. O şekilde davranmamız lazım.